Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Sırat Köprüsü. Bir atasözümüz vardır. Bir insan fazla güldü mü? Derler ki Sırat Köprüsü mü geçtin derler muhtemelen. Demek ki o mübarek köprü geçilmeyince insan ne olacağı belli değil. Ancak bir kişi o Sırat Köprüsü'ne geçerse o zaman artık kesin olarak kurtuluşa kavuşmuş oluyor. Tabi nedir Sırat Köprüsü? Oradan nasıl geçilecek? Hadis-i Şerif-i Müslim'de şöyle buyuruluyor. İnde cisre o Sırat Köprüsü eda kümine şareti kıldan daha ince ve haddü mine seyfi kılıçtan daha keskin. Ahiret anında ne varsa onlar dünyaya benzemeden hatırlar. Acaba bu haber. Mesela ahirette mahşede mizan var, terazi var. Ama dünya terazisine benzemiyor ama. Manevi şey bunlar. Yalnız burada bir isim benzerliği var. Bu Sırat Köprüsü de bilim bir köprü değil mi hatırlar? Manevi bir şeydir bu. Ve açıklamasına geliyor şimdi bunun. Ve hüve cisrün bir köprüdür. İsim olarak. Hatta Türkçemizde bile bazen konuşuruz mesela. Bu sınavda bir köprüdür derim mesela. Sınav köprüsü bir şey derim. Yani demek ki aşılması zor bir engeldi anlamına geliyor. Ve hüve cisrün bu da bir manevi köprüdür. Memdudur, kurulmuştur. Alametin nari. Cehennemin üzerine kurulan bir köprü. Altı cehennem. Ehad dümmine seyfi ve dakümmine şari. Aynı şey devam ediyor. Kıldan daha ince, kılıçtan da daha keskin. Şöyle bir örnek yapalım aklımıza kalması için. Şuraya yere bir kalas konsa. Yani kalasın genişliği 50 santim olsa, yere konsa. Üzerinde kim olsa koşarak geçer. Korkmaz. Aynı kalas mesela Sakarya üzerine konsun. O zaman geçen ya teyze kardeşi. Aynı kalas Boğaziçi'ne konsun, İstanbul'da Boğaziçi'ne konsun, karşısına bakma korkar mısın kardeşim? Yani bunun da özelliği bu, altı cehennem, cehennem derimler. Altı cehennem altı. İflak ediyor, ateşini saçıyor, buharları yakıyor ve karanlık. Nasıl bundan geçilir? Bırakın özeti burada. Feminist-e kâme fiyâdel âlimi ala sırat-ı müstakimi. Bir insan bu dünya aleminde eğer sırat-ı müstakim yolunda giderse hafif aleyhi sırat-ı ahireti. O kimseye o köfe geçmekte o zaman kolay gelecek, kolaylaşacak. Her zaman namazı okuyoruz. İhdine sırat-ı müstakim. İhdine sırat-ı müstakim. Sırat-ı yol anlamına geliyor aslında. Sırat-ı müstakim hidayet ediyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakim. Demek ki bir insan dünyada Allah-u Teala Mevlamızın çizdiği, belirlediği Kur'an yolunda insan giderse bu kişiler o köprüyü Allah'ın izniyle kolay geçecekler. Yani bütün mesele her şey dünyada yapılması gerekiyor. Peki kimler oradan geçecekler acaba? Oradan geçmeyen kişi olacak mı ahiret aleminde? Allah-u Teala buyuruyor. Meryem 71-72'de. Ve minküm illa variduha. Sizden kimse yok ki illa mutlaka orayacak, oradan geçecek. Yani peygamberler dahil, evliya, sahabe kim olsa olsun... Velan buyuruyor, sizden tek kişi yok ki
ona uğramasın, oradan geçmesin. Yani oradan geçilmeden cennete gidilemiyor. Yalnız tabi geçme koşulları farklı olacak. Ama peygambere dahil mutlaka her bir insan oradan geçmesine zorunlu mecbur edilir. Şimdi gelirim inşallah biraz açıklaması bunu inşallah. Yine adı Şerif Müslim'de uzun cevabı tavsiyatı. Veludur Rabbü sıratı sırat köprüsü kurulacak. Beyne zahraneyi cehenneme, cehennemin iki yasına birleştirecek köprü. Yani cehennemin birine kadar bilemiyoruz tabi onu. Cehennem ne kadar büyükse, ne kadar büyük cehennem, bu kadar insanlar var, bu kadar cinler var, şeytanlar var, hepsi içine alacak da hatta dolmayacak ama gene. Kiram'ın soracak cehenneme o günü. Bismillah. Helim teleti. Doldur mu? Doydur mu cehennem? Çözecek hale. Helmin mezid. Ya Rabbi daha verecek. Yani bu kadar insanlar Adem babamızdan kıyamete kadar. Genelde her zaman kötüler çoğunlukta dünyada. Her zaman böyle. Dünya kapsamının çapında. Her zaman kötüler çoğunlukta dünyada. Böyle olduğu halde bu kadar insanlar bunun içine girecekler. Bunun dışında cinler, şeytanlar içine girecekler. Diyecek helmin mezid. Ya Rabbi daha ver diyecek. Neye var daha ver diyor. Çünkü cehennemin de doğası içi dolmayınca tatmin olamıyor muhtemelen şimdi. Cehennemin yapısı doğalını Allah yaratmış böyle. Cehennem eğer dolarsa cehennem tatmin oluyor. Peki cehennemin aklı bilinci var mı? Nasıl olacak bu iş? Her şeyin diyor örneği var. Her şeyin muhtemelenler. İştahlı bir insan bir de sevdiği yiyecek önüne kondu mu? İştahı var değil mi? Dokunacağını bildiği halde kişi ne yapar? Kendini frenleyemiyor. Neden? Mide istiyor. Yani akıl dur diyor. Bu zarar diyor sana. Fakat kişinin mideyi frenleyemiyor. Efendim işte önleyemiyor kendisini. Yani mide istiyor muhtemelen. Mide istiyor. Mide acıktı mı kişi gece kaldırır yemek yer insan. Peki midenin aklı bilinci var mı? Allah katında öyle bir şey bu konular böyle. Yani bambaşka sırlar var işin arkasında. Yani peder arkasında çok daha başka sırlar var. İşte cehennemde dolmadan tatmin olamıyor bak. Ya Rabbi daha ver diyor bu şekilde. Demek ki cehennem bu kadar muazzam bir cehennem. İşte bu sırat köprüsü ne olacak? İki yakasını birleştiriyor cehennem. Yani bir yakadan öbür yakaya birleştiriliyor. Demek ki her bir insan peygamberliğe dahil ne yapacak? Cehennem bir ucundan öbür ucuna geçecek böyle. Fe ekün ene ve ümmeti evvelemen yüciru. Bu da peygamber bir mücdet elhamdülillah. Bir aleyhisselam hazretleri. İlk önce köprü geçip olan diyor benim, ben ve ümmetim peygamberi böylece. Elhamdülillah. İlk önce bundan elhamdülillah. Kimler? Peygamberimiz. Peygamberimize, aleyhisselam hazretlerine ümmet olanlar muhtemelen. Onun ümmet olanlar. Lâti kelim yemezi illa rusulü. Sırka bir sene gelince hiç kimseden çifte konuşamayacak korkudan. Konuşamayacak. İlla rusulü ancak resul makamındaki peygamberlerin sesi çıkacak. Yani peygamber makamları var. Nebi var. Resul var. Ulu azim var. Hatem-i Enbiya var. Makam. Demek ki peygamber olduğu halde Nebi makam olanların böyle o anda köprüde ses çıkmıyor, korkuyor böyle. Yani sesi çıkmayacak, korkuyor, dehşetten kalacaklar. Ancak ki Resullerin bir konuşması olacak ve daha ve Resulü yevmeyizin ondan sözü şu olacak: Allahümme sellim, 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 sellim. Peygamber. Allahümme selamet ver, düşürme bize bak. Resul peygamberler.
Yani Nebi Peygamber konuşamıyor böyle. Evliya dili tutuyor orada. Köprüler. Ancak onlar yapacaklar. Allahümme sellim, Allahümme sellim. Yani selamet ver, düşünün bize. Ve fî cehenneme kelâlîbü. Bir de cehennemde kelip, çoğu kelâlîb geliyor. Ateşten çengel şeyli bir şey var böyle, çengeli bir şey var böyle. Mislü şevki sa'dani, sağdan dikeni gibi. Sağdan dikeni gibi böyle çengelli var ateşten. Peygamber bunu söyleyince Aleyhisselam Hazretleri hesabına soruyor. Her reytüm şevke sadani soruyor. Hesabım sizler o sağdan dikenini gördünüz mü? Peygamber soruyor sahabelere. Kalu ne an? Yarısı yolda. Evet göreceğiz. Nedir bu sağdan dikeni muhteremler? Türkçe bir buna deve dikeni derdi böyle. Deve dikeni. Çöl bitkisi bu. Çöl bitkisi. Hiçbir şeyin bitmediği yerde bu sağdan develen isim bu diken olur böyle. Boyu bir metre fazla olmaz boyu. Bir metre boyunda olur. Tam üzerinde yuvarlak bir çiçek açar. Şöyle pem kırmızıya çalan pembe çiçek açar. Yaprakta etrafında İğneden keskin, çividen daha sert, sırf diken ama. O da bir diken. Ona kuş da korunmaz, kimse dokunamaz buna böylece. Bu yıllık bitkidir, hemen de geçmez. Ve çabuk çoğulur. Çabuk yayılır, kökü derindir ama. Yani üzeri metre kadar çıkar, kökü 40 metreye bulabilir kökü. Su derin olduğu için şöyle. Kökü derindir, üzeri azdır. Bir de yalın sert bundan bir sıvı gelir, bal gibi tatlı gelir böylece. Bunun sır deve yer bu noktadır. Çividen keskin böyle, sert. Eline kıramazsın. O kadar muazzam dikendir. Bunu deve yer. Develerin iç ağzı, mukosaları sert noktadır. Ona da yaratılmış yani böylece. Deve hiç zevk onu yer. Onu eritir. Çok da besleyici özelliği var. Fakat ta yerden başlıyor kendisi. Yani yaprak hep diken. Boğazdan diken. Peygamber buyuruyor. İşte sarı köprüsü etrafında böyle buna benzeyen ateşten bir çengeller var böyle. Yani tek çengel değil ama böyle. Yani diken bitki var böyle işte. Köprü etrafında. Neden var? Kale finnaha misli şevki sadani. İşte onlar, o çengeller sağdan dev dikeni gibidir. Bunun da ne kadar büyük, ancak Allah-u Teala buyuruyor böyle. Tahte finnase bi'amalihim. İnsanları amele göre buna kapacak insanları böyle. Tekrar buna gelecek, başka şey gelecek. Demek ki İnsanın ameline göre, yaşantısına göre dünyadaki, ona göre dikenler bunlara zarar verecek işte bunlara. Şimdi gelelim oradan nasıl geçiş olacak Sağ Köprüsü'nde. Geçiş. Feyemürü evvelüküm kelberkü. Peygamber buyuruyor. İlk önce geçenler berk şimşek geçecekler böyle. Şimşek geçecekler böyle. Kultu, hadisin ravisi Huzeyfe. Ben dedim ki diyor peygamberimize, peygamberimizi anlatırken Hazreti Huzeyfe size karışıyor. Diyor ki bir ebi ümmi ya Resulallah ana babam sana feda olsun. Nasıl geçecekler bunlar şimşek gibi? Ne anlama geliyor bu? Kale Elem terev keyfe yemurru ve yercu fi tarfeti aynin. Peygamber görmez misiniz? Şimdi çaktığı zamanlar bir anda gidip gelir tarfeti ayn. Yani aç kapa hemen geçer böylece. Demek ki
İyilik olarak köprüyü geçenler işte peygamberler, sahabeler ve Allah büyük dostları, Allah dostları bundan öylece geçecek köprüyü geçecek böyle. Yani şimşek gibi sanki böyle buradan vuracak, karşı geçecekler. Hatta bunların bir kısmı alttaki cehennemin farkına bile varmayacaklar bunlar. Bunlar cennete erişten sonra ileride birbirine soracaklar. Dünyada bize bildirilmişti. Sırat köprüsü var diye, altı cehennem var diye bildirilmişti. Herkes oraya geçecekti, oradan geçecekti. Biz onu görmedikecekler bundan muhtemelen. Allah'tan böyle kulağı var muhtemelen. Bunun için dünyada çok çok çabalmak lazım. Çok çabalmak lazım. İlk geçenler demek ki bunlar şimşek gibi, yani ışık hızı da buna diyebiliriz bugün günümüzde muhtemelenler. Işık hızı da buna diyebiliriz günümüzde buna. Adı şöyle geliyor şimdi bakınız. Tarifet-i aynin. Tarifet-i aynin bizden aç kapa. Aç kapa. Yani sahne içerisinde en aşağı 3000 yıllık yol ulemalara muhtemelen böyle. Yani normal yürüyüşte 3000 yıllık yol. Ama hangi yıl onu bilemiyor böyle. Şimdi yıl deyince gece gündüz 365 gün dünyada böyle. Bunu bilemiyoruz. En aşağı 3000 yıllık yol demek ki dediğine aç kapa onlar karşı geçecekler bunlar. Böyle işte. Allah dostları böyle. Sümme kemer rühi, ondan sonrakiler de fırtına eştiği gibi geçecekti arkadan gelenler. Fırtına eştiği gibi. Rüzgar fırtına eştiği zamanlar 100 kilometreyi buluyor. Tabi o da buluyor. Fırtına da buluyor. Bu da ne anlama geliyor? Ne kadar hızlı geçilirse o kadar ateşli etkilenmeme. Ortaya ateş yakılsa, alevi de olsa bir kişi elini ateşin alevinin içinden ama hızlı geçirirse bir şey fark etmez. Ama insan elini biraz yavaş geçirirse eli muazzam yanar böyle. Epey zaman yarası olur. Yarası olur böylece. Hele eli biraz daha durursa artık derileri yağlı akar. Yani eti bile şu yana gider bu şekilde böylece. İşte demek ki bu anlama geliyor. Bu sırat köprü ne kadar çabuk geçilirse o kadar etkisi tabi olmuyor tabi. İkinci geçenler demek ki kemer rihi bir fırtına gibi, kasırga gibi geçecekler. Sümbe kemer tayri, ondan sonra kuşların uçtuğu gibi geçecekler bunlar hemen. Kuş uçtuğu gibi, yani sanki yürümemiş gibi bunlar uçta geçecekler bunlar da. Ondan sonra da vehşet-i ricali en hızlı koşan erkeklerin koştuğu şeklinde. Böyle koşuyorlar mesela günümüzde. Demek ki bir insan erkekler ve erkek örnek veriliyor. Hanımlar tabi daha az koşabildiği için. Demek ki en hızlı koşan bir erkek ne kadar hızlı geçiyor, sürekli koşuyorsa onun gibi ne geçecekler burada arkadaşlar. Tecrübihim a'malühüm, bunları amelleri bunlara bu gücü verecek, kuvveti verecek, enerjiyi verecek. Bunlar bile geçecekler bunlar şimdi. Tabi sondaki yurt olsa da bunlar razıyım muhtemelen. Yani koşu adımda ve geçebilecek orasını da razıyız. Tabi yanma var mı? Biraz olacak tabi. Yanma olacak biraz tabi. Korku olacak mı? Zaten korkumayayım burada böyle. Yani cehenneme düşeceğim. Cehennemde bir de zebaniler var muhtemelenler. Zebani var cehennemde. Mevla buyuruyor. Aleyha tisate aşer. 19 tane lider melek. Zebani. 19 tane. Bunların başı da Malik. Bu yere gelecek cehennem konusu inşallah. Malik. 19 melek. Bunlar liderler. Zebanilerin büyükleri bunlar. Zebani derler, Türkçemizde vardır böyle. Mesela bir insan gördüğün böyle korkulu bir kişiyi ne derler mi?
Cabani adamlar. Cabani gibi derler. Cabani gibi. Yani heybetli, dehşetli, korkunç anlamına geliyor. Bu meleklerin de emirlerinde artık sayın Allah'ın bildiği zebanlar var. Bu zebanların da görevi ne? İnsanların kapmaya çalıştıkları göklemeyecek emberlece. Kapmaya çalıştıklar, zebaniler. Yani kaptı kapacak, kaptı kapacak böylece. Bu şekilde. Bir de cehennem köpekleri var böyle. Cehennem köpekleri var böyle. Cehennem köpekleri var, kapkara. Deve büyüksün daha böyle. Bazı zamanlar titrediyor köpüğü. Cehennem köpekleri. Buna da saldırıyorlar böylece. Buna saldıracaklar bunlara. Ama kimi kapacaklar? Günahkarları muhtemelenler. Nasıl bunu ayıracaklar bunlar? Konuya geleceğim sonra işte muhtemelen. Edeyim inşallah. Ve nebi hüküm kaimin ala sıratı yekul. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de sıratın başında beni dikilecek böylece Peygamber. Dikilecek. Diyor ki Rabbi selim selim ümmeti. Peygamber tüm orada ağlayıp yalvarıyor Allah'a böyle muhtemelen. Allah ümmetime burada geçmeden yardım et böyle. Peygamberimizin böyle şey. Peygamberimizin bize olan şefkati. Merhamet baktı. Merhamet Peygamberimizin. 23 yıllık peygamber döneminde rahat bir yaşağı döşeye yatam uyuyamaz mı peygamber? 23 yıl döneminde rahat yatıp uyuyamadı yatağında. Kanını kuru bayat arpa ekran doyuramadı peygamber. Hep bizimle uğraştı böyle. Hep bizimle uğraştı. İnsanla uğraştı peygamber böyle. Oradan kurtarmak için. Bakın burada peygamberlere örnek verdi şimdi. Sahabelerine. Ne buyurdu? Böylece sağdan dikeni gibi. Deve dikeni gibi çengeller var. Bu ne anlamına geliyor? Yani peygamberimiz onları buradan görüyor. Bir peygamber. Yani dünyada peygamberi görüyor. Peygamber cehennemde görüyor. Köpüğü olacak yerine görüyor. Zebanları görüyor. Cehennem köpeğini görüyor. O dikeni peygamberi görüyor da burada peygamber sahabe ümmetine örnek veriyor böyle. Deve dikeni gibi böyle. Ateşten böyle sert dikenleri genel bu şekilde böylece. Peygamberimizin ömrü hep böyle geçti. Ümmetim diye geçti. Peygamberimiz hatta doğduğu anda bile ana kan dünya geldiği anda secdeye kapanıyor. Öyle düştü. Düştü. Yanında bulunan Şifa Hatun vardı. O anda Ebu Bekir yanında bulunuyordu. O buyuruyor ki baktım diyor çürük dünyaya yeni geldi. Yere kapaklandı. Sanki bir şey konuşuyor. Ben şaşırdım diyor. Merak ettim. Kulağım verdim. Baktım diyor. İki kelime duydum diyor. Ümmetim. Yine Peygamber'in son nefesinde iki kelime çıktı ağzına muhteremler. Ümmeti, es-sala. Ümmetim, namaz. O anda Peygamber'in tabi ahiretten daha iyi gördü anda. Demek ki ilk başta illeki namaz muhteremler. Tecibihim, e'malühüm. İşte Sırat Köprüsü'nden geçenleri buna kim geçiriyor bak? E'malühüm bunları amellere geçiyorlar. Amellere geçiyorlar. İnsanın ameli ne kadar güzelse amel ibadet. Allah yaptığı bir işlemi anlamına geliyor. Namazda, oruçta, zekatta, Allah'ın cihatta Allah işi yapılan her şey buna giriyor. Her şey buna giriyor. Yalnız İbadetlerin de başında namaza muhtemelenler. Allah'a emanet. Yani ibadetler bir beden benzetiliyor. İbadetler bir beden benzetiliyor. Bir bedende baş olmadı mı beden bir şeye yaramadı. İnsan kolu kesilse insan yine yaşayabiliyor. Ayaksa insan yaşayabiliyor. İnsan tök bebeğine yaşayabiliyor. Ama baştan yaşayamadı. İleki namaz böylece
Demek ki oradaki insanın geçer nedir? Amel. Şimdi kendimizi ne yapalım? Hayalen şu anda oradayız. Sıra köprüsüne vardı muhteremde. Yani mahşerde hesabın görüldü. Hesab-ı Tora'da sıra köprüsüne geldik. İlk gelenler oradan başlıyor, bir panik, oradan korkmuş herhalde. Gelince cehennemi görünce bir panik başlıyor. Bu konu tabi önemli, kelimesi de az muhtemelen. Yani önümüzde köprü var. Bunu geçmeden cehennete gidilemiyor. Eylullah'tan bir zat vardır. Malik bin Dinar diye. Adı Malik. Yani Dinar'ın oğlu Malik anlamına geliyor. Bu gençliğinde beş vakit namazını düzenli kılmamız gençliğinde. Bazı kılamış, bazı kaçırmış falan derken bu şekilde evlenmiş. Bunun bir kız çocuğu olmuş. Bu da elinde olmadan herkes tabii evladını sever. Fakat bu aşırı kızını sevmiş ama. Aşırı şekilde ama. Evladını sevmiş. Onu gömen duramıyor. Kız 2 yaşına gelmiş. Yani en sevimli çağ. Artık yürüyor, konuşuyor. Babacığı onu babasına koşuyor. Kucağına geliyor. En sevimli çağımdayken kız da birdenbire hastalanıyor. Ve şu bu derken kızı rahmetine kavuşuyor. Tabi baba ne yapacak? Ne kadar sevse de vücudun tam maskevinde leş kokuyor. Ya. Ancak toprak temizliği bunlar. Tabi baba ne yapıyor tabi? Yaşlı gözleriyle kalbi mahzun olarak kızını mezara götürüp gömüyorlar. Evine geliyor. Eve geliyor ama işte girdiği anda eve her gelişinde kız onu karşılarmış. Her eve gelişinde. Kapıdan bir giriyor. Sanki onun kızı karşılayacak. Bakıyor. Bak kızı öldü ama kızı mezarda. Sağa sola bakıyor. Kızı oynadığı yerler, atıldığı yerler şunun altına geliyor. Oturuyor. Ağlamaya başlıyor. Ağlamaya başlıyor. Böyle. Dayanamıyor artık. Seçti ağlamaya. Yanılmış da anda. Seçti ağlamaya başlardı. Ağlıyor ağlıyor. Artık şöyle yarım sanki bir bayılma noktasına geliyor kendisi. Kendine geçiyor. Uyku gibi hale geliyor kendisi. Ona rağmen bir rüya gösteriyor. Buna rüya-i sadaka deniyor. Rüya-i sadaka. Gerçek hak rüya. Mevlam onu gösteriyor buna. Bu kendini birdenbire mahşerde buluyor kendisini. Mahşerini kendisi buluyor. Hemen baş üzerinde tepede güneş. Tam güneş altın merkezde böyle. Altında. İzdiham. Muazzam kalabalık. İnsanlar üst üstüne. Ter ter ter. Tabandan yer sıcak. Ateş gibi. Sanki bir kazanla fırında yüzden basıyor. Ateşi alttan yakıyor. Üzerine beyni güneş kavuruyor. Muazzam kalabalık güneş altında. Ter ter izdiham muazzam korku korku. Binlerce yıl orada kalıyor. Oradan geçiyor. Şöyle ileride önde bu kendisi gidiyormuş. Bakıyor şükürde kurtuldum mahşerden diyor. Seviniyor şimdi bu. İleri biraz koşup gideyim diye bir gidiyor. İki tane zebani öne çıkıyorlar. Bunu yakalamak için iki zebani melek. Bunu yakalamaya. Zebanını görünce bu tabi paniğe kapılıyor. Orada kaçmak yok gerçi de bu rüya aleminde şimdi zebaniden kaçmaya başlıyor. Zebanının peşinde bu ondan kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor. Birdenbire kendini cehennemin kenarında kıyısında buluyor kendisini. Bir bakıyor ki önü cehennem. O Gaya deryaları kim bilir okyanus büyüklüğünde nasıl kaynıyor böyle? Nasıl kaynıyor? Biliyorsunuz bir demlik bile şanını bile kaynarken ses çıkarıyor. Ses çıkarıyor. Ufak bir demlik çıkarıyor. Böyle. Ses çıkarıyor. Böyle. Düşünün ki kim bilir okyanustan kaç katı büyüklükteki o Gaya deryası nasıl kaynıyor? Nasıl kaynarken öyle muazzam korkunç bir ses çıkarıyor.
çıkan buharı, ateşten kötü, cehennem ağrı infilakide patlıyor, zebaniler orada görüyor, cehennemi görünce bu unutuyor zebaniler. Yani zebani yakalasın da kendini razı, oraya girmesin. O kadar muazzam korku yok cehennem. Fitre kalıyor orada, dura kalıyor, dona kalıyor. Cehennemden bir ses geliyor, Malik olan reisi yani. Bunun ismi Malik başı. Hikmet ilahi. Diyor ki, ya Malik, sen geri dön. Senin ismin bende yok. Sen gelsin, ismin yok bende böyle diyor. O zaman bir, ah, bir kendine geliyor böylece. Bir rahatlıyor. İsim yok bende böyle diyor. Geri dönüyor, bakıyor. Cebana gitmişler. Şu etrafa bakıyor falan derken, bakıyor, çok yaşlı bir piri fani. Çok aman yaşlı. Deri kemik. Oturmuş bir yere, bastan dayanmış, dönemiz Allah böyle oturduğu yerde. Ona gidiyor, artık kimse göremez, sıra insan yok tabi arada şimdi. Ne olur amca, dayı, dede, bana yardım et. Çok korkuyorum, çok korkuyorum, bana yardım et. Başını kaldırıyor, gayet zayıf, bitkin hasta yaşlı. Yavrum, yavrum, bak ben çok bitkinim yavrum. Benim halim yok. Ben nasıl yardım edeyim bir sana? Çok korkuyorum. Ne yapayım? Benden yardım beklemiş. Yapamam sana diye. Ayağa durma halim yok ben işte. Peki nereye gideyim? Bana yol göster. İçeride git bakalım bu tarafa böyle. O tarafa da gidiyor bakıyor bu. Önüne bir kapı geliyor. Nurdan yeşil bir kapı önüne geliyor. Kapıyı vuruyor. Kapı açılıyor. İçeride sabi çocuklar oynuyorlar da. Sabi olarak ölen çocuklar dünyada. Onlar oynuyorlar böyle. Erkek kız oynuyorlar bunlar. Gülüş oynuyorlar kenarda böyle. Binler, milyonlar çocuklar böylece. Ne amca diyor buna? Kimsiniz siz? Biz de sabit ölen şey yukarı. Benim de kızım ölmüştü diyor. Bugün diyor. Buraya geldi mi diyor. Geldi burada diyorlar. Kızını çağırıyorlar. Hemen kıza koşarak aynı böyle. Kıza koşarak geliyor. Alt yerine kucağına kızı böyle. Bunu sarılıyor işte kızım böylece. Kızına sarılıyor. Ama titriyor korkudan gele. Kızım ben çok korkuyorum kızım. Çok korkuyorum kızım. Ne oldu baba diye kızı şimdi buna. Kızım durun böyle böyle. İki zaman beni kovaldılar. Ondan kaçtım cehenneme geldim böylece. Babacığım diyor, Allah'tan kulluk yapamamışsın diyor. Onun için günahlarım var diyor. Onun için zamanın senin peşindeyim böyle diyor. Peki kızım, bir de bir yaşlı birini gördüm diyor. Çok yaşlı ama çok aşırı zayıf. Konuşurken ses çıkmıyor. O kim? Baba. O senin imanın diyor. İmansız bir imanın var mı baba diyor. Bugün imanı seni burada kurtaramıyor diyor. İmanı çalsayı baba diyor. Derken bir uyanıyor bu şimdi bu. Bir uyanıyor. Mahşer güneşi yanmış ya orada. Bütün bedeni kıpkırmızı ter işte beden. Su gibi terlemiş. Ateş gibi bütün bedeni yanıyor. Doğru. Tabi o zaman belki banyo yoktur. Nasıl bir şey varsa böyle. Yıkanca yerine giriyor oraya. Hemen soğuk bir gusap soruyor orada. Böyle. Çıkıyor oradan. İki rekat tevbe namazı kılıyor. Nasıl kılıyor tevbe namazını? Ağlıyor ağlıyor böyle. Ağlıyor ağlıyor böyle. İçi yana yana böyle. Tevbe namazını kılıyor. Secdeye kapanıyor. Sonra Rabbim affet beni Rabbim. Rabbim sana dönüyorum Rabbim. Benim başka Rabbim ve başka. Rabbim bana kulum der Rabbim. Böyle ağlıyor ağlıyor. İşte ilham geliyor. Kulunu sen Rabbim diye bana döndün ya. Ben size geçiremem diyor bana diyor böyle. Ve kendisi kısa zamanda büyük evli ol muhtemelidir. Bari bir dinar. Öyle de oldu kendisi. Yani cehennem üzerine kurulan saat köprüsü muhtemelidir böyle. Yani onun için böyle normal köprüden geçmeye de benzemiyor. Altı tabi cehennem bunu böylece. Demek ki ne gerekiyor orada? Konuda oraya girdik. Tecrübihim amalühüm, insan dünyada ameli kişi orada geçirecek mi? Geçecek bence. Peygamberimiz orada sıratı köprünün başında Peygamber'e yalvarıyor. Allah'ım ümmetime selamet, ümmi kurtar diye böyle. Yani Peygamber yanıyor ümmetime. Yanıyor bence. Yani böylece. İşte inşallah bizler de muhteremler Peygamberimizi hatırlayalım. Hatırlayalım bence. Her zaman peygamberi savaşta getirelim. Peygamberimizin bir de sünnetine sarılın, sünnetine.
Yine aklıma şu anda bir Malik aklıma gelir. Yine Malik. Üç kişi de var Allah'a ekranlarda. İmam Malik. Dört mezhebin biri Malik mezhebi muhtemelenler. O aklı şu anda Allah'tan yardım verilen İmam Malik Hazretleri. Bu hayatı boyunca hiç kabız yememiş bakın. Hayatı boyunca hiç kabız yememiş. Kendim bir dinleyin üstündekiniz. Diyorlar ki ya İmam, ya Üstad, ya Malik Hazretleri diyorlar. Sen neden kabız yemiyorsun? Peygamberimiz kabızı severdi. Hadis-i şerif hakkında. Peygamberimiz kabızı severdi. Sen neden kabız yemiyorsun? Evet. Peygamberimiz kabızı severdi. Ben de severim kabızı. Ama acaba benim peygamberim kabızı nasıl yedi bilemiyorum. Bunu bulamadım diye. Nasıl geçti? Nasıl parça nasıl yedim? Kabız yerken diyor belki sünnete uygun yemem diye korkuyorum da onun için yemiyorum diyorlar. Yani her konuda yani peygamberimize bak yani karpuz yemiyor sevdiği halde peygamberi için seviyorum diyor. Ama peygamber nasıl yediğini bulamıyor. Bulamıyor yemiyorum diyorlar. Her işimizde yani su içerken nasıl peygamberimiz yemek yememizde, su içmemizde, evden çıkışımızda, eve girişimizde, tuvalete girişimizde, banyoya çıkışımızda, yatışımızda, namazımızda, her meselede araştırmamız gerekiyor. Peygamberimize aynen yaptığı uygulamak mıdır? Peygamber sevgisi bence. Evimizde her zaman konuşmalıyız. Eşimize, evladımız değil mi? Bak böyle yapmak sünnettir. Ne demek? Peygamber'e yapmıştır ya yapın demiştir. Bu yapmak sünnettir bence. Bunu çok çok bunu da konuşmamız gerekiyor. O peygamber ki bizim için devamlı içi ciğeri parçalanır bizim için böylece. Hatta yeciden recülü laysetü seyre. Ondan sonra gelişini köprüyü geçemeyenlere var şimdi. Buna geçenler bunlar şimdi. Kim şimşek gibi geçti. Kimi fırtına gibi esti. Kuş gibi uçtu. Koşlar gibi geçti kendine. Geçine geçti bu şekilde. Şimdi geliyor. Hatta yeciye recülü la istetiu seyre. Köprüye geliyor. Yürümeye gücü yok. Yürüye ayak tutmuyor. Yürüyemiyor. Derler. Yürüsü ne yürüyemiyor? Herkes rüya görür tabii. İnsan bazen rüyasında korkulu rüya görür kişi. Mesela Allah korusun bir köpek insanı kovalıyor. Kuduz köpek. İri köpek insanı kovalıyor rüyasında. Kaçmak isteye kaçamaz insan bazen böyle. Yani koşmak isteye insan koşamaz böyle. Işte. Niye koşamıyor insan? Ya muhtemelen. İşte böyle olacak muhtemelen. Mesela rüyada biri anlatıyor geçenlerde. Rüyamda diye gördüm de deprem oluyor böyle diyor. Deprem oluyor. Evden kaçmak istiyor ama kaçamıyor ama diyor. Yani ayaklarını tutmuyor ve kaçamıyor rüyamda. Aynen böyle olacak muhtemelen. Köpüsleri de. Demek ki burada insan kendisini tekamül ettirememişse dünyada insan tekamül ettirememiş. Ruhsal. Kişi burada manen kişi olgunlaşamamışsa orada köprüde dünyada koşuda olsa olimpiyat şampiyonu olsa kişi dünyada orada geçemeyecek o tarafta. Geçemeyecek orada. İlla zahfen. Çökecek, oturuyla sürüme başlayacak böylece. Sürüme başlayacak böylece. Günahki olanlar bunlar, ayakta durmaya bir şey kalmayacak, oturduğu yerde, kimi abanarak, diz çökerek, kim oturduğu yerden böyle, illa zahfen, birazcık böyle sürüne. Bu tabi ne anlama geliyor? Cehennem yakıyor muhtemelen böyle. Hayırlı köprüyü geçiyor. Ateş infilak ediyor. Yabanlar saldırıyorlar. Ona saldırıyorlar. Kişi böyle artık yana yana ama gücü yok. Neden? Dünyada kendini olgunlaştıramamış. Ne yazık ki insan alır dünyaya genelde muhtemelen. Yani insanlar genelde hepimiz dünya aldanıyor muhtemelen. Ve o hale geliriz ki dünyada sanki hep dünyada kalıcıyız. Öyle bir ortama insan giriyor dünyada. Hele yani gafillerin bulunduğu bir toplumda, çevrede
insan daha da gafil oluyor. Ama tabi ölüm hak mıdır? Ölüm hak, kefen var, kabir var ve uzak değil gerçekten aslında. Mahşer saatte var aslında tabi. Ve hafetiz sıratı kelalibe. Yine o demin ki burada konu daha farklı şimdi buraya geliyor burada. Bir de iki tarafında da kelalibe demin anlattığım o dikenli çengeller var böylece. Deve dikeni gibi ateşten demirden bunlar böyle. Ateşten demirden. Yani bu demir ateşte yanmış tabii kıpkırmızı olmuş. Ama ucu sivri diken diken tarafı ama ben. Diken. İki tane rakibim böyle var. Muallakatün asılı şekilde memuretün bunlar emir almışlar. Görevli bunlar. Çengeller bir azimmen ümmet dihi. Mevlam bunlara her birine görev vermiş orada hangisi kim orada yakalayacak? Ve mahduşun nacin. İnsan bir kısa bu dikenler bile saldıracaklar, yaralanacak, çizilecek ama sonra kurtulacak. Düşmeyecek cehenneme yani böyle. Yani bir kısım böylece. Yani kişi ne derece dünyada günah işlemişse neden böyle oluyor? Eğer bir insan günahını aramadan cennete girerse cennette insan huzuru bulamaz. Cennette ortam değişir. Yani içinde günah olan kişi, içinde sıkıntı olan kişi, içinde haset olan kişi, barbar kişi cennete girerse işte biliyorsunuz mesela uzun otobüs yolculuğunda muhteremler ki hacıklar bunu daha iyi bilirler bunu. Otobüste bir kişi bulunsun biraz şöyle eğri bir kişi bulunsun gevze bir insan bulunsun huzuru bozar muhteremler. Bir apartmanda ki 40 dairelik bir apartman bile olsa bir apartman dairesinde bir kişi olsun biraz ahlakı bozuk kişi olsun bir apartmana zarar verir muhteremler. Hatta bir mahalle çevre zarar verir. Bir mahalle çevre zarar verir. Kötü bir insan bence. Bunun için nedir cehennem, bu sal köprüsü? En son günahtan arınma yeri bu aslında. Şimdi hastaneye kişi eğer iyileşmeden tabur edilirse eve gelir de mi gece arası yine hastaneye kaldırır kişi bence. Niye evine gönderirizler iyileşmeden bence. İşte böyle bir şer gibi görünüyor bu sırat köprüsü. Yani gerçekten manen günahattan arındırma, temizleme yer aslında böyle şey. Onu geçen kişi ne yapıyor orada? Tabi kişinin günahı azsa dünyada bu kişi af oluyor böyle şey. Kişi günahı azsa. Yani kişi mesela günah işlemişse bile ama tam Allah'a dönüş yapmışsa kişi. Allah'a dönüş yapmışsa kişi. Örnek mesela sahabeler Mekke'de emir alalım. Her birisi de müşrikti hemen hemen. Hepsi böyle. Şarap içerlerdi. Çok şey yapardı bunlar. Tabii kimi de aşırı kimi de hafifti. Hepsi de bu vardı bunlar böyle. Ama ne oldu bunlar? Dönüşlerini tam yapınca Allah-u Teala tam teslim olunca Allah yolunda teslim olunca bunların günahı dünyada bitti mesela bak. Bitti. Bunlara ne kabir azap var, ne mahşere bunlara sual var, ne bunlara sal köprüsü var. Yani bunlar şimşek gibi çıktı. Ama dünyada günahını tam kopamayan kişi dünyada. Kopamayan kişi. Öyle insan var ki mesela hepimizde tabii bu kusuru var. Alışkanlık artık, bağımlılık haline gelmiş. Günahlar kopamıyor bu şekilde. Canım daha ne bir günahlar var. Ne olacak? İşte sal köprüsünde ona göre yavaş geçecek tamam. Sakine gelince o anda kişi bilecek neden ayağa kalkamıyor, neden koşamıyor. Koşanları görüyor ama. Geçenleri görüyor, bakıyor onları görüyor. Ki neye koşamıyor? Kişi ona bilecek bunu ama ben işte. Diye de ne olacak? İşte bu kârı denen dikenler. Peki bu dikenin bilinci var mı? Bilinci
Şimdi bakın muhteremler, bitkiler genelde güneşte uzanırlar, güneşte muhteremler. Güneşte doğru uzanırlar. Bir de bitkinin kökleri var. Kökleri var. Ne yapıyor kökler? Yerden rüzgar gıdasını alıyor. Nasıl alıyor bunu? Eğer hemen bulunduğu yerde ona gereken gıdası yoksa, ki element deniyor bunlara, bu element hepsini alıyor o kök, şöyle kırılıyor, 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 gıdasına erişiyor tabii. Bunun bilinci var mı yer altın kökün? Allah ilham veriyor burada bakın. Yani aynı şekilde demek ki bunlar aslında bitki şeklinde bunlar da, bu dikenler, çengeller bunlar da, sakın etrafında ne yapıyor bunlar? Nasıl bir bitki kökü gereki elementi buyu emiyorsa bunu, bunlar günahkere bulacaklar bunlar. O kişiye günahkere yaklaşacak ama. Günahkere yaklaşacak kişiye. O zaman olacak, az yaklaşacak kimisine, tabi beden çıplak orada, onu az çizecek böyle. Yani tırmalamış gibi böyle, ya da bir demir tarak gibi, taramış gibi, kişiyi çizecek böylece. Kişiden kaçamıyor ama böyle. İki tarafından geliyor. Tabi yavaşla gidiyor oradan, onlar arasında zorla geçiyor böyle. Çiziliyor, parçalanıyor. Öbürün günahı daha fazlaysa, bundan daha yakışıyorlar kendisine, daha çok parçalıyorlar. Parçalanıyor. Kişi orada ne yapacak orada? Ah değil mi? Ah bah. Hangi günahın işi yapılır orada bilecek bunu ama. Haram bakmış, başını açmış değil mi? Kolunu çıplak yapmış, tekenim kısa yapmış böyle. Yani ne yapmışsa kişi de bunu suçlu orada bilecek. Ne yapacak orada? Ah bah. Ama orada tevbe kabul edilmiyor. Tevbe dünyada ölmeden önce. Fe mahduşun nacir. İnsanın bir kısmı bu dikenlerde sürtünecek, yaralanacak, attırıp ettirip biraz da kemirecek icabında günahına kadar nacir ama sonunda kurtulacak. Ve mekdüsün finnar. Bir kısmı da Tanrı bunu yapacak, diken bunu çekip aşağı itilecek, cehenneme gidecek muhtemelen bir kısmı bende. Bir gün Hazreti Ayşe Validemiz sonra Peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine konuşurlarken tabi evlilik hayatı karı kocalar onların sohbetleri bizim gibi tabi dünya değil muhtemelen tabi kardeşi. Su Ayşe Validemiz Ya Resulallah erkekler ahiret aleminde orada eşini hatırlayacak mı orada? Ya da kadın kocasını hatırlayacak mı birilerine? Peygamberimiz şöyle buyurdu. Ya Ayşe, üç yer var. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamayacak. Kim hatırlamayacak? Kimse kimseyi. Oğlum var, kızım var, kocam var, eşim hatırlamayacak bunları. İşte bunun biri de Sırat Köprüsü'nde modeli. Köprüsü'ne bakın. Sırat Köprüsü'nde altı cehennem modeli. Altı cehennem. Bir de cehennem ateşi de kara ama ışık vermiyor bu. O da anlatıyorum böyle. Işık vermiyor böyle. Kapkaranlık olacak. Işık vermeyecek orada. Orada yalnız o gayyan, deryanın kaynamasının sesi, ateş yanan taşın sesi, zebanların sesi, cehennem köpeklerinin sesleri, onların böyle havlamaları, insanlara saldırmaları. Kişi köprü üzerinde köpek karşısına saldırıyor kendisine. Kaptı kapacak belki. Eyvah kaptı kapacak. Tabii kimine kapı aşağı alıyor köpek. Kimine hafif dokunuyor, tarafına geçiriyor, ısırıp bırakıyor. Kimine dokunamıyor, yani korkutuyor ancak. Ancak yine korkutuyor kendisine. Muazzam korkuyor, korkuyor. Demek ki ona göre günahı mutlaka. Ona göre günahı. Şimdi yazın genelde bir sadı yazı düğünler oluyor muhtemelen. Sadı cazlı. Bu bazen de evlerde oluyor yazın. Bahçelerde oluyor bazı yerlerde.
Şimdi bir gün bir geçerken baktım muhteremler. Çok ben dikkatimi çekti bu da. Yaşlı bir aile karı kocam. Aşağı yukarı aradan bir 8-10 ev var. Park var böylece. Evin önünde bahçede orada sağlıcağız düğün. Bıcağız çalıyorlar böylece. Bir aile, yaşlı aile cama çıkmışlar da oradan bakıyorlar. Demek ki oraya gitmeye güçlü, kuvvetli gidemiyor oraya. Ama gönül orada bakmıyor. Gönül orada bakmıyor. Şimdi bu bir örnek aklıma şu anda geldi. İşte bu köpeklerin saldırmaları yani saldırma bunun gibi olacak bakıyorum bence. Bir karşıdan bakan var. Böyle. Oraya giden var. Gidip oturan var. İçkiye giden var. Bir de ne var? Ortaya çıkıp oynayan da var. Öylesi var. Sazı çalınca o havaya kapılıyor. Güya coşuyor. Ya. Nefsin mağarası şeytanı tahrik ediyor kendisini. Çıkıyor ortaya. Oynama başlıyor böyle şey. İşte sırat üzerine gelince insanın göreceği muamele bunda orantılı olacak. Yani günahında farkı artar. Şey böyle. Mesela bir hanım istemediği halde mesela balkona çıkıyor, bahçeye çıkıyor, bir çamaşır şey yapacak. Ama kolları sıvalı yani böyle. Hüsran bir anda böylece. İstemediği halde ama balkona çıkıyor. Bir boş bulunuyor ya da karşıdan başta erkek görüyor mu? Bir özel soyulup çıkan var böyle. Çekici olmak için. Demek günahlar da farklı günahlar böyle. Farklı oluyor. Oradaki muhabbet buna göre orantı olacak burada işte böylece. Hadis-i okuyorum işte da Tabarani'den yekulun nar lil mümini yevme kıyameti. Bu ilk gerçek müminler köprüyü geçerken diyor ki onlara cehennem bakınız. Cüz ya mümin. Ey mümin çabuk geç çabuk yalvarıyor. Bak. Fakat etfe nurke lehebi. Sen nurun benim alevi söndürüyor. Bak. Müminin nur olacak mı muhteremler? Nur olacak. Kur'an tarihimizde bu konu var ama okuya girmeyeceğim. Çok geniş konu tabi burada. Sarkısına gelince insanların nurları önünde ve sağında oluyorlar. Bunlar bu nurun içerisinde geçecekler böylece. Arkaları karanlık olacak bunların. Bakın ne diyor? Cehennem yalvarıyor bunlara. Ya mümin ne olur çabuk geç, çabuk geç. Senin nurun benim alevimi söndürüyor. Yani cehennemin doğasını bozuyor muhtemelen. Peki ateş nasıl nuru yakmıyor? Dünyada var muhteremler değil mi öyle? Ateşi yanmayan madde var dünyada ya. Ateşi yakamadığın madde var mı? Var dünyada işte. Yakamıyor ateşi yakamıyor. Fakat bu nur daha farklı ama. Neden? Ateşi yakamıyor değil de ateşi etkili söndürüyor bak şimdi. Ateşi üstün geliyor şimdi nur. Peki nerede alıyor bundan nuru bunlar? Nuru dünyada alıyor muhteremler. Hatice ki o ayet-i kerimede geçiyor orada. Arkadan gelen münafıklar. Ne geçemeyenler. Ne olur yavaş durun da durunuzdan yararlanmanız gerekir. Öndeki mümini tanıdıklarında. Mesela bir kardeşi gerçek mümin. Ona yalvaracak. Ne olur kardeşim işte oğlum babam öndekine bakıyor ki nur içerisinden gidiyorlar. Hızı geçiyor tabii onlar. Kararıyor. Ne olur biraz dur da naktebi min nur hüküm. Nurunuzdan bir parça bile faydalanalım. Dikti onlara dün arkanıza kırıcıbara aleyküm. Dün arkanıza yani nur arka dünyada kaldı. Yani nur oraya buradan götürüyor muhtemelen. Demek ki insan nuru böyle götürürse orada nur olunca zaten kişi cehennemi yakamıyor bile muhtemelen. Nasıl yani nur götürür buraya? Mesela bir araba gece yarısında bir kör bir yola gidiyor. Bir dağ vurmuş bir araba. Her tarafı bir karanlık nasıl gidiyor? Kendi nurunu onu, farlarını onu. Lamba yok başı yok böylece. Köy yolunda, dağ yolunda araba ne yapıyor? Kendi farlarınla.
ne kadar fazla kuvvetliyse o kadar ilerisinden daha güzel görüyor. İşte nur buradan götürülüyor. Bir gün Hazreti Behlülzade Harun Reşid'in kardeşi, babaları da padişah bunların, biri padişah oldu Abbas döneminde, öbürü de derviş, Allah yolunda dünya gözü görmeyen kişi. Bir gün bakıyor Allah, Hazreti Behlül hızlı bilen geliyor. Çok hızlı ama böyle. Hızlı geliyor. Buna güle dermiş, yani buna deli derlermiş tabii bilmeyenler. Buna takılıyorlar. Ya ben nereye giriyorsun bu acele? Nereden giriyorsun? Cehennemden geliyor, oraya gittim diyor. Ne yapmaya gittim oraya? Ateş almaya gittim. Aldın mı ateş? Alamadın. Niye alamadın? Buradan götürmek lazımmış oraya diye. Yani ateş de buradan götürüyor muhtemelen. Hatta cehennemde yananların bile hepsi ateşe farklı olacak muhtemelen. Bakınız. Aynı cehennem farklı olacak. Şimdi dünyada örnek verelim, 5 kişi kışın mesela gripe kalmışlar, grip hastalığında. Yani grip genelde bir ateş yapar. 5 kişi. Hepsi ateşe ama farklı olacak muhtemelen. Bir olmaz böylece. Kim daha hafif olur, kim daha fazla olur böylece. İşte bakın cehennem bunlara yalvaracak. Ya mümin bak, ya mümin. Çabuk geç. Halbuki nedir cehennem değil mi? Veren soracak ona, helim tele etim, öteki helmi mezit var değil mi? Diye gitmiştim ben işte. Bunu Rabbim sormuş cehenneme, helim tele eti. Bunu Rabbim söz vermişti. Le'emle enne cehenneme diye ben söz vermiştim. Allah Azze ve Teala cehennemi yaratınca ilk cehennem, ya Rabbi ne yarattın ya Rabbi? Yani aç mı kalacağım ben? Ben ne yiyeceğim ben? Bu da işte bu da. Ona Rabbim buyurdu. Le'emle enne böyle buyurdu ona. Soracak Rabbim ona işte mahşerde doydun mu? Diyor ki helmi meci daha ver. Ama kimi istiyor? Günahkarlar. Yani mümin gelse de cehenneme, o da yanamıyor. Onun şeyi söylüyor. Nasıl söylüyor onu söyleyeyim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateş söndü gibi muhtemelen. Şimdi gelelim inşallah adı cemaatimiz. Sırat-ı müstakim inşallah. Kısaca inşallah. Sırat-ı müstakim Allah Teala'nın bize çizdiği yol. Kur'an yolu, İslam yolu, din yolu. İnançta, ibadette, sözde, fiilde, her konuda inşallah burada Kur'an yolunda, Allah yolunda sarımsak olursak orada geçtiğimiz bulaşacak muhtemelen. Bulaşacak burada. Yani burada efendim işte bundan ne olur dersek orada bir şey olacak mı? Hiç ona bir çizecek bir diken böyle. Korkacak insana böyle. Gün saldıracak insana böylece. İnşallah devamlar. Önce tabi 5 vakit namazın. Bu can simidi bu. Çünkü sevabı çok büyük. Kılmamada günahı çok büyük böylece. Önce 5 vakit namaz. Yalnız günümüzde namaz demek de biraz zorlaşıyor. Camiye gidiyoruz mesela. İçine giriyoruz. Öğle namazının 4 rekat sünneti kılınıyor. Şöyle bir tekva Müslüman 4 rekatını yani acele de kılma uğraşıyor imam için derken öyle yetiştiremiyor. Yani imam dahil cemaat yatıp kalkıyorlar. Otomatik makine gibi böyle. Robot gibi. Robot gibi. Yani cansız, ruhsuz, robot gibi dedim kalkma böyle şey. Yani imamlarınız da dahil kısımdan. Yani normal bir Müslüman, tekva bir Müslüman kısa sürede okuduğu halde orada yani kametini farzı zor yetişiyor muhtemelen. Namaz ver namaz ver. Bu Allah'a eşyem verecek. Allah'a eşyem bu. O namaz mahşede meydana konacak muhtemelen. Konacak ben. Orada en büyük belirleyici namaz olacak maşallah.
Bu için namazımızı biraz da güzel kılmamız gerekiyor muhteremler. Ağır kılmamız gerekiyor. Sonra namazın son sözü insan cemaate tabi değil son sözü tesbihlerde. Bazı şöyle bazı Müslümanlar şöyle diyorlar. İşte tesbihi yetişeyim derken son sözü acele kılıyorlar. Buna gerek yok. Cemaat sevabı yalnız farz namazında. Bu kadar farz namazında böyle. Farz namazı hoca selamı verdi mi, sonuna verdi mi cemaat bitiyor orada. Herkes onu serbest verir böyle şey. Yani tesbih, cemaat çekmek sünnet değildir bu. Bu Türkiye'de adettir bu. Bu işin son sünnetlerinde ve tesbih çekiminde de böyle cemaatin uymak şart değil bunlara böyle. Yani dua yetişeyim, dua yetişme şart değil böyle şey. Şart değil. Yani son sünnetlerinde namazı gerçek Müslümanlar böyle yavaş yavaş kılıp örnek olma gerekiyor. Sonra bu tesbihatı da yavaş çekme gerekiyor. Bu tesbihat da namaz tesbihat. Yani o kadar büyük bir tesbihat. Yani özel sohbet ister bunlar böyle. Yani bir sohbete sığmaz mı? Anlamı çok ama çok büyük anlamı böyle. Sümanlı. Bu tesbih değil ki bu. Oyuncak bu. Oyun bu. Tamamdır. Hiçbir şey bunlar böyle. Ne dedim mi? Sübhanallah. Allah'a tesbih ve tenzih etme Mevlamız. Elhamdülillah. Bütün hamsi Allah'a mahsustur. Allahu Ekber. Allah büyük açık böyle. Her şey boşlansa böyle. Bunu yavaş etme gerekiyor. Varsın hızı çeken çeksin o teyemler. Müezzin Allah'a bir sübhan deyip bağırsın o. Kendine bağırsın o. Bir bakıdan mecbur değil muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.